Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet arkadaşlar, bugünkü içeriğimde börülce aldım. Börülceleri güzelce doğradım, haşladım, paketledim, dolaba koydum. Ben genelde öyle yapıyorum börülceyi arkadaşlar. İçine domates, biber falan eklemiyorum. Ben taze fasulyenin içine eklemiyorum. Soslarımdan, melemen yaptığım soslardan genelde onlardan kullanırım. Çok sevmiyorum ve ben sadece yapıyorum. Kimi de öyle yapıyor. Sevenler o şekilde yapıyor. Ben onu kışın yaparken içine soğanlığını, sosunu, biberini ekliyorum. Sonrasında fasulyemi ekliyorum. Börülceyi de aynı şekilde yaptım. Fakat ben börülcenin içine domates falan koymuyorum. Sadece soğanlı ya da sarımsaklı yoğurtla denemenizi tavsiye ederim. Güzel oluyor yani. Bir de fasulye almıştım. Bulgur pilavında kullanıyorum ben onu. Ya da bizim o yöreye ait süt köfte var. Onu da kullanıyorum. Küçük küçük doğradım onları, güzelce haşladım, paket yaptım, dolaba koydum. Bu yıl kışım bitti diyebilirim. Sadece taze fasulye alacağım, onu da turşu yapacağım. Taze fasulyenin turşusunu eşim seviyor, o yüzden ondan yapacağım. O kaldı, öyle bir başka bir şey kaldığını düşünmüyorum. Aklıma gelmiyor çünkü o kadar çok şey yaptım ki arkadaşlar bu yaz, yani kış için çok şey yaptığım için kaldım diye düşünüyorum. Fasulye koydum, patlıcan koydum, turşularımı yaptım, böyle biber koydum, domates koydum, közlenmiş patlıcan, yine kapya biberi koydum. Bayağı yani doldurdum diyebilirim size. Rabbim inşallah ağız tadıyla yeme nasip eder. Rabbim herkesin evine huzur, bereket versin arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde videomun içeriği bugün. Arkadaşlar kanalıma abone olup yorum ve beğeninizle destek olursanız sevinirim. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, börülcem vardı böyle 2 kiloya yakın. Geçen almıştım salı pazarından da, şimdi yapayım dedim. Bunu güzelce böyle fasulye gibi ayıklayacağım, fasulye gibi haşlayacağım, sade haşlayacağım, poşetlere koyacağım. Bunu güzel ben böyle yumurtalı ya da sade soğanla kavuruyorum, güzel oluyor. Şimdi bunları güzel ayıklayayım arkadaşlar, paketlere koyalım. Börülcemizi böyle doğradım. Bu şekilde. Çok büyük de değil, çok küçük de değil. Bu şekilde doğradım şimdi. Sıcak suyun içine koyacağım. Biraz haşlayacağım. Şöyle 5 dakika falan. Ondan sonra da arkadaşlar soğumaya bırakacağım. Buzdolabı poşetlerine koyacağım. Yiyeceğimiz kadar dolaba atacağım. Aşama aşama göstereceğim. Şöyle. Biraz da fasulyem var. Onu da ayıklayacağım. Onu da pilavlık yapıyorum ben. Bulgur pilavıyla fasulyeyi yaptığım için seviyoruz biz öyle. Onu da biraz küçük küçük doğrayacağım. Aynı şekilde haşlayacağım. Ayrı ayrı atacağım. Evet arkadaşlar, koydum sıcak suya. Şimdi güzelce 5 dakika kadar bir haşlayacağım. Tekrar soğumaya alacağım. Fasulyelerimi böyle güzelce doğradım. Küçük küçük. Onu da suya koydum. O haşlanınca bunu koyacağım üzerine. Böyle güzelce pişirdim. Şimdi bunu alacağım. Bakın böyle güzelce. Alacağım. Sonra tekrar fasulyemi koyacağım üzerine. Böyle. Bunu da dediğim gibi arkadaşlar güzel soğan yakıyorum. Hafif bir pul biber, azıcık salça. Öyle güzel kavuruyorum. İsterseniz arkadaşlar sarımsaklı da yapabilirsiniz bunu. Soğan yerine sarımsak kullanabilirsiniz. Sarımsaklı yoğurtla da, ay buhar oldu, sarımsaklı yoğurtla da yiyebilirsiniz bunu. Evet, böyle koyalım. Bu güzelce kenarda soğusun. Sonra fasulyemi koyalım. Biraz da domatesim var, acı biberim var. Onu rendeleyeceğim böyle turşu şeklinde. Biz ona turşu diyoruz, soslu turşu. Ondan yapacağım. Kış hazırlığım fazla bir şey kalmadı arkadaşlar. Bir fasulye turşusu falan yaparım. Sanırsam başka da bir şeyim kalmadı. Çok şükür hepsini bol bol yaptım bu yıl. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip eder inşallah. Bu da haşlandı arkadaşlar. Böyle. Şimdi bunu da alalım. Şöyle kabımıza. Diğer börülcem zaten soğudu. Onu paketleyeceğim. Hemen. Şimdi. Bu dediğim gibi bulgur pilavı yapıyorum ben böyle güzel tereyağlı. Onunla güzel oluyor. Onun için yaptım. Köfte yaparsam onun için yaptım. Biz de sulu köfte yapıyoruz. Yaparsam onun için korum. Evet, börüleceğimiz şimdi paket yapacağız arkadaşlar böyle. Güzel de
Soğudu. Hemen paketi alalım. Yiyeceğimiz kadar koyalım. Tekrar arkadaşlar yiyeceğim zaman çıkardığım zaman yine biraz kaynatıyorum. O şekilde yiyoruz. İyice pişiriyoruz yani. Böyle alalım. Evet. Böyle yiyeceğim kadar koydum azar azar. Şimdi hemen bunu böyle ağzını güzelce böyle yapıyorum. Havasını da alıyorum ve bağlıyorum. Evet. Böyle koyduk. Evet arkadaşlar, 4 paket böyle çıktı. Bunu şimdi dolabımıza koyacağız. Fasulyemiz de soğuyunca yine fasulyelerimiz de böyle paketleyeceğiz. Bu biraz daha soğusun. Ben de bunları dolaba kaldırayım. Evet, bunlar da tamam arkadaşlar. Şu kısımdan böyle az az 4 tane. Bu da yeter bana. Şimdi bunları da dolaba kaldıralım. Şey gelecek bundan sonra. Bakalım fasulye turşusu. Son olarak o kaldı. Başka da herhangi bir kış hazırlığım kalmadı arkadaşlar. Buradan da videoma son vereyim arkadaşlar.